Diyetisyen Şeyda Demir Çelik, Eyüp Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Sağlık Birimine bağlı çalışıyoruz. Beslenme ve diyet danışmanlığı veriyoruz birimimizde. Şeyda Hanım, siz de belirttiniz, Eyüp Sultan Belediyesi'nde diyetisyenlik hizmeti veriyorsunuz. Buradan vatandaşlar, yani bu hizmetten vatandaşlar nasıl bir faydalanma sağlıyorlar? Nasıl size müracaat ediyorlar? Siz burada hangi tedavi yöntemlerini uyguluyorsunuz? Diyetisyen için birim numaramız var. O numarayla ilgili oradan arayıp randevularını alıyorlar. Bize başvurmadan önce istediklerimiz 6 ay ya da en geç 1 yılı geçkin kan tahlilleri oluyor. Hekimliklerinde ya da aile hekimleri dahil ya da yaptırdıkları tahliller. Neticesinde bize başvuruyorlar. Geldikleri zaman hem testlerin değerlendirilmesi yapılıyor. Onlara uygun eğer bir hastalık durumu varsa, kronik bir süreç eğer söz konusuysa ona dair programlarını oluşturuyoruz. 2 haftada bir kontrollerimiz oluyor. Geldikleri zaman burada vücut analiz cihazlarımız var. Bunlarla hem ölçüm değerlendirmesi yapıyoruz. Yani sonuca ulaşana kadar hastayı, danışanı burada takip etmiş oluyoruz. Siz onlara özel bir diyet listesi mi hazırlıyorsunuz? Bu süreç nasıl ilerliyor? Tabii şimdi kronik süreçler olabiliyor, işte diyabet gibi, tansiyon hastalığı ya da böbrek hastalıkları, işte çocuk beslenmesi oluyor, çocuk hastalarımız da oluyor onunla ilgili bize başvuran. Onlar da daha çok sağlıklı beslenme, eğitim süreciyle aslında ilerliyoruz. Ama kronik durumu olan bireylerde de diyabete uygun programlar, tamamen hastalıklar ve aslında kişiye özgü beslenme programları hazırlıyoruz. Sonuca ulaşana kadar da takibini yapmaya devam ediyoruz. Peki az önce de belirttiğiniz artık obezite çağımızın hastalığı, bunun için neler söylemek istersiniz? Obezite artık Avrupa'da da, yani Türkiye aslında bu sıralama içerisinde çok yüksek yerlere ulaştı. Pandemi bu dönemi aslında daha çok negatif etkiledi. Çünkü hareketsiz kaldık, evde kaldıkça hareket kabiliyeti kısıtlandı. Daha işte negatif şeyler yemeye ulaştı aslında insanlar. O anlamda obeziteyle birlikte de bu sefer kronik hastalıklarda artış başladı aslında. Diyabet daha fazla görmeye başladık. Artık çocuk grupta bile aslında diyabeti görmeye başlıyoruz. O anlamda biz hani burada beslenme danışmanlığını verirken bir yandan da aslında fiziksel aktiviteyle ilgili yönlendirme, spor aktiviteleri aslında o alanlara yönlendiriyoruz. Yani obezite aslında kronik bir hastalık. Tehlike sınırını nasıl anlar ebeveynler? Yani çocukta bir kilo orantısı var mıdır? Ya standart bir değerlendirme değil ama çocuklarda işte mesela boy ölçümüyle birlikte gidiyoruz. İşte yaşlara göre aralıklarda belli değerlendirme ölçekleri var. Onunla ilgili hani daha çok ne yapıyoruz? Aslında bir bel çevresi ölçümü, işte yetişkinlerde aldığımız. Yani evde manuel bir ölçümle bile aslında risk faktörü olup olmadığını anlayabilir birey. Hani normal bir mezurayla alınan bir ölçüm, işte 80 santim üzeri aslında kronik hastalıklar için bir risk faktörü olarak geçer. Ya da işte 88 santim üstü ulaştığı noktada artık bir danışmanlık için başvurmalarını öneriyoruz açıkçası. Okullarda da bu hizmet veriliyor sanırım, değil mi? Sağlıklı karavan. Yani size... o daha şu an devam değil ama göreve evet, girdim ya. Peki son olarak bu hizmet ücretsiz veriliyor. Hı hı. Bunun için neler söylemek istersiniz ki bu dışarıda çok yüksek meblağlı olan tabii ki tedaviler? Yani bu anlamda aslında buraya başvuran vatandaşlar için gerçekten iyi bir hizmet. Çünkü dediğiniz gibi dışarıda özel danışmanlıklarda bu süreçler çok daha maddi olarak hani külfet durumuna gelebiliyor. O anlamda rahatlıkla bize ulaşabiliyorlar. Hani takiplerini 2 haftada bir takip süreci çok başarılı bir süreç zaten. O anlamda ihtiyacı olanlara başvurmaları için bekliyoruz. Tam metallere değsin. Ben basıyormuş gibi mi yapayım? Evet, tekrar rica ediyorum. Ama iyi yavranı. 13.4 yavranı. 40 kilo kasların. Kısılın iyi. Su içiyor musun? Çok fazla içmiyorum aslında. İçmiyor. Çay kahve çok içer misin? İçerim. Gayet bir sıkıntı yok. Dediğim gibi kasların, ama kasların biraz zayıf görünüyor. Spor yapıyor musun? Böyle emmeye basma tulumba gibi yatağında. Oluyor mu?
Evet, haklısınız. Böyle emme basma tulumba. Teşekkür evet. ederim. Çok haklısınız. Çok su içmiyorum. Kahve tamam. çekiyorum. Sen sabah kahvaltını yap. 8'de. Öğlen aslında şey yap. Yemek yeme istiyorsan o yulaf sever misin? Yulaf severim. Hadi yulaf ezmesini ekle. Onun içine mesela muzunu ekle. Bu kas gelişimi için çünkü. Bir küçük muz. Tersini mutlaka ekle. Mesela kuru yemişleri de böyle ekleyebilirsin. Hiçbir sana diye biliyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Geçmiş olsun. Evet. İstiyorsan